Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiyai vel mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve mensara ala nehcihi ila yevmiddin. Şüphesiz oh, olumsuz şeylerden bahsetmek insanın içini karartıyor. Bu doğru bir şey değil. Ama gerekiyor da. Hani diyoruz ya. Tebliğler iyi bir üslupla yapılır. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِ hiye ahsen. Güzel üslup dile getirilerek müzakere, münakaşa, münazara edilir. Hikmetle mevzeyle insanlar hakka davet edilir. Ama daha önce de söylediğim gibi bazen keser de lazım oluyor. Ne gibi? Abdullah İbni Ravaha'nın Ebu Derda'ya tebliği gibi. Bunu daha önceki yıllarda bahsettim, hatırlıyorum. Bu yıl zannetmiyorum. Duyan duymayanı anlasın demeyeceğim, hatırlatacağım. Abdullah İbni Revaha şair ve edip bir insandır. Çok güzel konuşur. Şiirleri tevhid inancını aktarır. Hepsi birbirinden güzeldir. Şairler çok defa Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle her türlü vadide dolaşırlar. Kafiye uysun diye olmadık şeyler de söylerler. Ama Abdullah İbni Revaha'nın dilinde bu yoktur. Çünkü Peygamber Efendimiz onun dilinden batıl şey sadır olmaz dediği bir şairdir. Cami yapılırken hendek kazılırken onun şiirleri tekrar edilmiştir. Bu aziz insanla Ebu Derda cahiliyeden yani İslam öncesinden kardeştirler. Kankadırlar bugünün tabiriyle birbirlerine kardeş ilan etmişlerdir. Ve birbirlerine bağlıdırlar. Abdullah İbni Ravaha Medineli ilk Müslümanlardandır. Ebu Derda neredeyse en sona kalanlardandır. Ebu Derda'yı iyi tanırız, sıkça tanırız, şöyle ederiz ama İslamiyet'e girişi en geç olanlardandır. Çok fazla bilmeyiz. Abdullah İbni Ravaha Müslüman olduğu Ebu Derda küfürde kaldığı halde kardeşlikleri pek bozulmamıştır. Ebu Derda, Abdullah'ı çok sever, hala onunla ilgilenir, alaka yakınlık gösterir. Abdullah İbni Ravaha da Ebu Derda'yı da İslam'a kazanacağım diye garibanım çırpınır durur. Tatlı sözler, yalvarmalar, yakarlamalar fayda etmemiştir. Her seferinde iyi bir esnaftır Ebu Derda onun kendisini köşeye sıkıştırmasından kurtulmuş, lafı başka tarafa çevirttirmiştir. Bütün bunlar fayda vermeyince bir gün ikindi sonu evine gelmiştir. Bu sırada Ümmü Derda çalı süpürgesiyle bahçe süpürüyor. Süpürgeleri de unuttuk, çalı süpürgesini de unuttuk. Şimdi evin içerisinde kendi kendine gezip süpüren elektrik süpürgesi arıyoruz. Normalde normalde şimdi sen yoruluyorsun süpürgen. Kendi kendine süpürecek süpürge bulacağız şimdi. Geri döndük çalı süpürgeleriyle topraklı arazi kolay güzel süpürülür. Onu süpürüyor. Ona diyor ki kardeşim evde mi diyor. Evde olmadığını biliyor aslında. O da yok evde değil ama diyor birazdan gelir. Güneş sararıyor. Dükkanı kapatacak gelecek. İstersen bekle diyor. Eve girebilir miyim diyor. Ev senin diyor kardeş ve yakınlığı bildiği için Abdullah İbni Ravaha eve giriyor. Abdullah İbni Ravaha Medine'de evinde nadir put bulunan insanlardandır. Herkesin imrendiği evinde put bulunan insandır. Hindistan'dan getirilen abanoz ağaçlarından yapılıyor bu putlar. Kurt yemesin diye çok sert bir ağaç. Cebindeki keseri çıkarıyor, sakladığı keseri çıkarıyor, başlıyor putu yontmaya pek sanatkarane bir yontuş değil. Kendisi şair sanatkar ama bu yontma sanatkara yontuş. Her vuruşta bir tarafını düşürüyor putun. Yonta, yonta, yonta putu bir türlüyle bir güzel bitiriyor. Odanın her tarafı da yonga oluyor. İşini bitirince Ebu Derda'nın gelmesi de yaklaştı ya. Ben diyor daha fazla bekleyemeyeceğim diyor. Çıkarken bahçe söpüren Ümmü Derda'ya kardeşime çok selam söylersin. Ben onu gene görürüm diyor. Gidiyor. Kadın bahçeyi süpürüp eve girince feryadı koparıyor. Niye? İlk önce yongalar dikkatini çekiyor. Nereden bu yongalar diye gidince putun yok olduğunu, her tarafın yonga dolduğunu görüyor. Tabii feryadı bastırıyor. Kapıya oturmuş. Her şey ağlıyor. Ben şimdi bu Derda'ya ne diyeceğim diye. Biraz sonra Ebu Derda geliyor. Niye ağlıyorsun diye sorunca kardeşin diyor. Kardeşin Abdullah ne yaptıysa o yaptı. Ne yaptı diyor söylemiyor. İçeri dalıyor ne yaptığını için. Bir bakıyor ki her taraf yonga put gitmiş sizlere ömür. Ebu Derda radıyallahu anh yumuşak mizaçlı bir insandır normalde. Ama o yumuşak mizaçlı insan volkana dönüşüyor. Köpürüyor, bağırıyor, çay yığırıyor, sayıyor, dökürüyor, döküyor. döküyor. İntikamdı, bilinen neydi, şuydu buydu hepsini sayıyor. Ümmü Derda'nın hazırladığı yemeği yerken sakinleşiyor. Normal düşünmeye başlıyor. Yemek bittikten sonra kalkıyor, doğru Abdullah'ın yanına gidiyor. Beni Resulullah'a götür diyor. Peygamber Efendimiz'in yanına götürüyor. Ümmü Derda'yı Abdullah i̇bn ve Peygamber Efendim'e bağlılığını kelime-i getirerek bildiriyor. Ebu Derdan'ın İslam'a girişi böyledir. Bunu şunun için söyledim. Bazen keser gerekiyor. Tatlı sözün fayda vermediği zamanlar da var. Onun için mücadelenin en iyisi demek, en tatlısı demek değil her zaman. Bazen mücadelenin en iyi şekli için keser de gerekiyormuş. Onun için Şimdiye kadar neyi anlattık? Nikah ve nikahta lazım olanlarla eş seçimindeki şartları, şunları, bunları paylaştık. Şimdi işin bir de kötü tarafı var. O tarafı paylaşmak zorundayız. Bir şey daha var esasen. Kur'an-ı Kerim'in üslubu da budur. İyiyi anlattığı gibi kötüyle ilgili örnekler de ilgili örneklerde verir ki bu tarafa düşülmesin böyle bir hata işlenmesin şeklindedir. Bir de nasıl ey düşmanım sen benim ifademsin, hızımsın, gündüz geceye muhtaç, sen de bana lazımsın deniyor ya. Bazen gündüzün kıymeti için, farkı için gecenin bilinmesinde şüphesiz farkı vardır diyoruz. Ve batıl nikahlarla ilgili bilgileri inşallah paylaşacağız. Batıl sayılan, fasit sayılan, batıl sayılan nikahlardan birisi de geçici olan nikah aktidir. Biliyorsun nikah akdinde asıl olan devamlılıktır. Hani dua ederken de ne yapar? Yeni evlilere dua edilir. Bir yastıkta kocayın. Yani birlik beraber içerisinde ayrılın diye. Daha gencecik insanlara ihtiyarlığı hatırlatmak ne doğru doğru? Bu ayrıca tartışılır. Yeni yıkanan insana da güle güle kirlen diyorlar. Yani daha yeni yıkandık durun bir bekleyin yani şu şey olarak falan filan hemen güle güle kirlen. Yani saatler olsun, afiyet olsun, bilmem ne olursa demek yerine Anadolu'nun bazı yerlerinde güle güle kirlen diyorlar. Şimdi on, onun gibi yani evlilik devamlıdır, bir ömür boyu olandır yani şüphesiz. Dolayısıyla bir evliliğin geçildiği bir zaman dilimi için bir yıllığına, iki yıllığına, üç yıllığına, beş yıllığına gibi evlilik zaman tayin ederek yapılması caiz değildir ve akte zarar verir. Akli bozar, batıllaştırır. Bu çerçevede yani zamana bağlı olan evlilik ya için iki türlü evlilik şekli zikredilir. Bunlardan birincisi mut'a bunu birileri kurcalaya kurcalaya zihinlere iyi soktu. Yani onun için birçok insanımız artık mut'a nikahı denilen nikahtan haberdar. Evet nikah, iffetin korunması, neslin devamı, yuvanın istikrarı, huzur ve sükunun temini, dünyaya gelen yavruların güzel hasletlerle yetişmesi, dünya ve ahiret saadetinin temini için akdedilir, bu niyetle yapılır. Mut'ah nikahı ise kadın ve erkeğin belli bir süre birbirlerinden zevk almaları, faydalanmaları için yapılan evliliğin adıdır. Dolayısıyla zamana bağlı kısıtlı bir evliliğin, belli bir zaman dilimindeki evliliğin adıdır. Evliliğin asli gayeleri mut'ah nikahında bulunmadığı için insan şahsiyetine uygun da olmadığı için şahsiyetleri yaralayacağı için iffetsizliktir ve nikah değildir. Adının nikahı şekilde nikah olması onu iffetsizlikten kurtulmaz. İffetsizliği bir müessese belli bir ad altına sokuşturmak gayretinin eseridir. Rabbimiz Dikri Hakim'de yani Kur'an-ı Kerim'de müminleri felahla müjdeleyerek şöyle met ediyor. Kad eflahal mu'minun diye başlıyor biliyorsunuz. Nerede? Mü'minun suresinin baş tarafında. Onları vellezinehum lifurucihim hafizun illa ala ezvacihim diyor. Onlar iffetlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşlerine karşı değil. Yani eşlerine karşı Elbette ki birliktelik olabilir manasında. Pekala mut'a ile evlenilen kişi ileriye yönelik eş midir? Değildir. Geçici bir şeydir. Eş olmadığına, hayatın istikrarı onunla devam etmeyeceğine, orada zürriyet talebi olmadığına, orada yuvanın istikrarı aranmadığına ve benzerine göre bu tahrifin içerisinde değildir. Bir sonraki ayet-i kerimede aynı ayetin devamında فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰيكَ هُمُ Bundan öte şey bekleyenler, isteyenler İslam'ın çizdiği haddi ve hududu geçenlerdir diyor. O zaman istikrarlı, devamlı, dünya ve ahiret saadetinin yakalanılmaya çalıştığı bir nikah akdinden öte bir şey bekleyerek bir araya gelenler haddi aşan kimselerdir. İslam'ın çizdiği had ve hududu da aşan kimselerdir. Dolayısıyla bu nikah batıldır. Mutakdi ile yapılan evet zevce yani zevce değildir. Bu yolla bir araya gelmede haramdır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu buyruğu unutulmamalıdır ala haramun min yawmikum ila yawmi qiyamah Dikkat edin diyor. Bugünden başlayarak kıyamet gününe kadar mutanikahı haramdır, batıldır. Bu rivayet Sahih-i Buhari'de yer alan bir rivayettir. Peygamber Efendimiz Mut'a nikahının haramiyetini Hayber'in fethi sırasında ilan ettiği gibi sadece Hayber değil Mekke'nin fethinde de veda haccında da ilan etmiştir. Urve İbni Zübeyir radıyallahu anh veya rahmetullahi aleyh. Neden böyle diyoruz? Sahabi çocuğudur ama tabiinden kabul edilir. Urveh radıyallahu an veya rahmetullahi aleyhi ve radıyallahu an herkes için dua edilir mi? Evet edilebilir. Ama giderek kime alem olmuştur? Sahabiler için alem olmuştur. Urve cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Zübeyir İbni Avvam'ın oğludur. Hazreti Ali tarafından da çok sevilir. Biliyorsunuz son yıllarında Zübeyir ile Hazreti Ali'nin arası açık idi. Buna rağmen şey olarak, buna rağmen Hazreti Ali hem Zübeyir'i sevmeye devam etmiştir radıyallahu anh hem de çocuklarını sevmeye devam etmiştir. Oğlu olan Hicret'in ilk çocuğu Abdullah'ı da çok sevmiştir. Urve'yi de çok sevmiştir. Abdullah İbnü Zübeyr daha ziyade savaşçı yapılı bir insandır. Urve ise daha ziyade ilme yatkın, ilme düşkün bir insandır. Urve radıyallahu an tabi alimlerinin en büyüklerinden sayılmıştır. Aynı zamanda Esman'ın oğlu olduğu için, yani Hazreti Ayşe'nin ablası olan Esman'ın oğlu olduğu için Ayşe validemizin yeğenidir. Ayşe validemiz onun teyzesidir. Bu yüzden birçok ilgi, bilgi kimden alır? Ayşe Validemiz'den alır. Urve İbni Zübeyir rahmetullahi aleyh. O yani Urve Hazreti Ömer'in yetersiz şahitle evlenen birini duyunca öfke ile yanına vararak bu mut'a yani mut'a nikahının haram olduğunu elbette ki biliyor mutalikahına benzetiyor. Yeterli şahit olmadığı için bunu gizli nikah da kabul ediyorlar. Yani bir şahitsiz aralarında rıza beyanıyla akit yapsalar bunun adı gizli nikahtır konuşacağız. Yetersiz şahitle kafa denkleri olan birisini almışlar da şahit diye başkasına almazlar. Bu nevi yapılan evlilikler gizli olarak kabul ediliyor. Böyle bir evlilik Hazreti Ömer'e haber verildiğinde bu mutadır, eğer benden önce bu durumda olan rejmedilseydi edilseydi seni rejmederdim ederdim diyor. Bunu zina olarak kabul ediliyor. Benden önce bu tip nikah akdedilenlerin birisinin rejmedildiğine edildiğine dair Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir zamanında böyle bir şey yaşansaydı şimdi canını okurdum diyor. Rejmederdim ederdim. Hiç gözün yaşına bakma. Gözümde onlardan farkı yok. Ama elimi kolumu önceden bu şekildeki bir şey nikah akdi yapılıp da rejim edildiğine dair elimde bilgi yok demek istiyor. Bu bilgi i̇mam Malik rahmetullahi aleyhin Muatta isimli eserinde var. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Muatta, Sünnen-i Tirmi ve de nakledilen ve Hazreti Ali'den gelen bir rivayette de şöyle buyuruluyor. Dikkat ediniz, Hazreti Ali'den de geliyor bu rivayet ve sahih şekilde geliyor. Rivayeti anlatan Muhammed İbni Hanefiyedir. Rahmetullahi aleyh. Muhammed İbni Hanefiye kim? Bilen var mı? Evet. Hazreti Ali'nin oğludur. Neden Muhammed İbni Ali İbni Ebi Talip denmedi? Ayrılması için, fark etmesi için, bilinmesi için Hazreti Ali radıyallahu anh Beni Hanif'ten birisiyle evleniyor. Son derece zeki, oldukça iyi, ahlaklı da bir ka kadınca. Onun oğlu oluyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in torunu olmadığını, başka anneden olduğunu vurgulamak için Muhammed İbni Ali İbni Ebi Talip denme yerine annesine nispet ederek Muhammed İbni Hanefiye deniyor. Annesinin de adı da söylenmiyor. Beni Hanif'ten olduğuna dikkat çekilerek böyle anılıyor. Ama son derece cesur ve yine bize gelen bilgilere göre müthiş yapılı, dehşetli bir insan olduğu söyleniyor. Karşısında Herkülvari deriz ya günümüzde, Bizanslı şeylerin bile, Bizanslı yapılı, gladiyatör yapılı insanların bile yanında e, neredeyse cılız kaldığı karşılıyor. E, vücut yapısı itibariyle, boy boz itibariyle dehşetli birisi olduğu biliniyor. Yine aynı şekilde Hazreti Ali radıyallahu anh vefat ederken çocuklarını tek tek yanına çağırmıştır şey olarak. Hasan'la Hüseyin'i birlikte çağırmıştır. Onları birlikte çağırdığında da Muhammed'i yani şey yapın, yani tabiri caizse yakınlık göstereceksiniz. Onu kendinizden uzak tutmayacaksınız ve benderi ve benzeri bir sürü nasihatle bu dünyadan ayrılmıştır. Onlardan sonra Muhammed'i yanına çağırarak abilerine hürmetten geri durmayacaksın, sözlerinden çıkmayacaksın diye de karşılıklı duyguya tembihleyerek gitmiştir. Muhammed de doğrusunu söylemek gerekirse hayatında hep böyle olmuştur. Hasan'la Hüseyin de Muhammed'e çok iyi davranmışlardır. Doğrusu budur. Sonuna kadar da şey olarak doğru safta yer almış bir insandır Muhammed İbni Harfiye. Eğer Muhammed İbni Hanefe'yi şialara soracak olursanız hakkında 50 bin türlü kıssa vardır, hikaye vardır. Bir vuruşta bir orduyu yok eder, şöyle eder, böyle eder, dünya kadar şey sıralanır, gider. Ama yani kendisi gerçekten e, takdire layık, sevgi dolu bir insandır. E, ama müthiş de birisidir, hiç korkmayan, e, müthiş bir savaşçı, müthiş bir yapılı insandır, oldukça zekidir. Hazreti Ali halife iken çok defa İslam sancağını taşıyan kişi bu Muhammed'dir. Evet. O şöyle diyor. Enne Ali'yen kâle li İbn Abbas. Ali radıyallahu an İbn Abbas'a dedi ki: İbn Abbas daha önce vurguladım. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde 13 yaşlarındadır. Bilgisinin yüzde %90'ını nereden almıştır? Diğer sahabilerden almıştır bir süre mutla nikahının caiz olduğu kanaatini taşımadığı söyleniyor, iddia ediliyor. Vallahu alem onun üzerine mi dedi tam onu bilemiyoruz ama burada açık değil. Burada Hazreti Ali Abdullah İbni Abbas'a bilgi verirken diyor ki İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehe an mut Kadınlarla mut'a nikahı yapılmasını Allah Resulü yasakladı. Yevme Hayber, Hayber günü yasakladı an اَكْلِ لُحُومُ الْحُمْرِ الْاِنْسِيَّ Yine ehli eşek etlerinin yenilmesini de Hayber günü yasakladı. Hayber'de hatta bu nevi etler pişiriliyor ve Peygamber Efendimiz döktürmüştür bunları. Yani bir ordunun doyurulması kolay değildir. E, haliyle yani sıkıntılı bir anda pişirilmiş olmasına rağmen bu etleri döktürmüştür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi insiye demek insana alışmış demek. Yani şu olarak alışmış demektir. Bundan kasıt biz ne diyoruz? Ehli hayvanlar diyoruz veya ehli eşek diyoruz. Ancak eşeğin ehli diye dilimizde tercümesine ihtiyaç yoktur aslında. Kelime olduğu için mecbur kalıyoruz. Bizdeki eşek eşektir. Eşek ol eşekler de öyledir. Hak edenler de öyledir. Ama geri döndük. Biz de eşekler, yabani eşek, yerli eşek diye, ehli eşek diye çok ayrılmaz. Çünkü yani şu olarak ne, nedir? Yani biz e, tek kelime kullanırız. Eşek diye kullanıyoruz. Yabani eşeğe nadir kullanır kullandığımız zamanda bu ne manasına gelir? Kendi başına dağlarda, ormanlarda yaşayan eşekler manasına gelir. Türkiye'de çok fazla yok. Yakalasılar hemen zaten sırtına biniyorlar. Yani alıştırıyorlar. Onun için yurt içerisinde ben e, yılkı atlar dendiği gibi yabani yaşayan eşekleri pek bilmiyorum. Ancak eşekler adasında var. Eşekler adasında yaşayan yabani eşekler var. Kıbrıs'ta da yaşayan yabani eşekler var. Bazı Hindistan'da yabani eşek çok. Bizimki daha ziyade galip olarak kül rengini andıran eşekler vardır. E, Hindistan'da biraz kahverengi olan, galibi beyaz olan Hindistan yabani eşekleri vardır ve yaygın bir şekilde yabani olarak yaşarlar. Bunu şunun için deme ihtiyacını duydum. Bizdeki ehli eşek diye tercüme edersen, yani şu olarak tutup zebra'yı bu sefer yabani eşek diye tercüme ediyorlar. Bu doğru değildir. Tekrar ediyorum. Arapça'da eşek, bizdeki eşek cinsine ister yabani olsun, ister evcil olsun... Ee, ne deniyor? Yani el-humurul ehliyet deniyor. Veya humurul insiye deniyor. İnsana alışmış eşek ifadesi kullanılıyor. Çünkü el-humurul vahşiye ve himarul vahşi zebra'ya kullanılıyor. Şayet buna ehli eşek dersen, zebraya da yabani eşek dersen Türkçe'de çok olumsuz bir mana çıkıyor. Çünkü zebra'nın eti yenir eşeğin eti yabani de olsa yenmez, ehli de olsa, evde de olsa, eşekler adasında da olsa, Hindistan'ın ormanında, dağlarında, kırlarında da olsa yenmez. Tamam. Bu yüzden dolayı bu ayrımı bilelim. Tekrar ediyorum. Ne, nedir? Arapçadaki el himarul vahşi eşittir zebra. Eşek diye tercüme edilmesi doğru değildir. Meallerde neredeyse tamamında kel humurul vahşiye Bahşi, yabani eşekler gibi ifadesi geçiyor. Bu doğru bir ifade değildir. Ayette çok zarar vermiyor ama hadiste var. Hadisteki zarar veriyor çünkü hadiste etil yendiği söyleniyor. Anlaşıldı? Bu şekilde Riyazu Salih'in tercümesinde tercüme böyle. Bu yanlış. Bunu anladık inşallah. Peygamber Efendimiz eşek etinin yenmesini nerede yasaklıyor? Hayber'de yasaklıyor. Hayber de aynı zamanda neyi yan yana getiriyor? Mutan nikahını da yasaklıyor. Bunu ısrarla Abdullah İbn Abbas'a kim söylüyor? Hazreti Ali radıyallahu anh söylüyor. Dediğim gibi sadece burada değil. Demek ki ayrı ayrı yerlerde ilan edilmiş. Mekke'nin fethi sırasında da ilan edilmiş. Artık İslam'a bir sürü giren var Mekke'yi mükerremeden fetihle birlikte. Onlara da daha sonra Peygamber Efendimiz veda de hacının sırasında da bu ilanı bu bilgiyi tekrarlıyor. Biliyorsunuz şu anda müessese şeklinde ısrarla İslam'da var olduğunu iddia eden, yaşayan, bizimkilere de aktaran ve üzerinde bunu kendisine dert edinerek dile getiren ne hikmetse bazı şeyler var. Gidip orayı durmadan kurcalıyorlar. Bunlardan bir tanesi kabur azabı var mı yok mu? Bir tanesi şefaat var mı yok mu? Kur'an-ı Kerim'de nesih var mı yok mu? Bazı noktalar var, işi gücü yok. Yani oralara gidip oralara karıştırmakla maruf ve meşguller. E, do dolayısıyla oradan bir giriş yolu bulabilir miyiz, bir kıpırtı bulabilir miyiz? Bunlardan bir tanesi de İslam'da mutanıkahı var mı yok mu? Çünkü Şiilerde var. Neredeyse Şiilerde dahi yani mekruh bazı e, şartları var onun çerçevesinde mekruh görenler var ama neredeyse Giderek şiiliğin alametlerinden sayıldığı için sevap derecesini çıkaracak olan insanların bu uygulamalarına ve iddialarına şahit oluyoruz. Şiilerde böyle bir iddia var. Dayandıkları hiçbir ciddi delil de yok. Ama ne hikmetse bunu ısrarla söylüyorlar. Üstelik Hz. Ali ikaz ediyor Abdullah'ı bunu Allah Resulü haram kıldı diyerek. Şu anda yani İran'a varan insanlara hemen el altından sizlerle mutla nikahı yapalım mı diye teklif yapan, bunu müessese haline getiren bir hayli ciddi bir güruh var ve yaygın bir halde or dünyada dolaşıyor. Ehli sünnete muharif olsun da nasıl bir çevresi olursa olsun yani onlar açısından çok da fazla yani önemli değil. Diğerlerinde hep yani bu nevi kaşıma noktaları var, kaşıyorlar. Pekala bu ülkemize nereden geldi? Direkt olarak onlar mı bunu gündeme getirdi? Çünkü bugün fakültelerde de giderek ilahiyatlarda da yaygın hale geldi. İlahiyatlarda yaygın hale gelmesinin, konuşulmasının bir ara yapılır hale gelmesinin yani şu olarak yani özellikle üniversite tarafı yaygın hale gelmesinin temelindekiler Şiiler değillerdir. İlahiyat hocalarıdır. Sebebini söyleyeceğim. Çünkü Cemalettin Efgani mutanikahının caiz ve geçerli olduğuna inananlardandır. Devam ediyorum. Cemalettin Efkani buna bu kanaatte görüşlü olduğu için oradan talebesi Abduh'a sirayet ediyor. Oradan bizdeki o grubun mensuplarına sirayet ediyor. Onlar iddia ediyor. Bugün ilahiyatlarda Hatta kurtulunan bütün Diyanet'te galip olan anlayış Cemalettin Efgani, Muhammed Abdur Reşit Rıza grubunun bu silsileyi takip ettiği anlayıştır. İnşallah gür aka aka bu kirli yol temizlenir. Geri döndüm. Cemalettin Efgani adım kadar eminim Şii'dir. İddia olarak söylemiyorum. Yani o kadar emin olarak söylüyorum. Şii kökenlidir. Şiiliğe de sonradan sahip midir? Hakikaten onların inancını taşır mı? Ondan da şüpheliyim. Ama Şiidir. Kumda eğitim almış bir insandır. Onların arasında yetişmiştir. Efgani adını, Şiiliğini ve İran asıllı olduğunu örtmek için kullanmıştır Afganlı manasına. Ve bir sürü bu nevi bilgiler ondan gelir ondan İslam aleme, sünni aleme sirayet eder ve yayılır. Bunu iddia edenler o şey, ekolün devamı olarak iddia etmişlerdir ve bir süre tıpkı mealcilin belli bir devre baş belası haline geldiği gibi ne olur bu nevi bilgiler de baş belası haline gelmiştir. Günümüzde çok fazla canlı değildir ama bütünüyle kendini yitirmemiştir. Bu nevi zihniyet hala at oynattığı bir zihniyet olarak ne yazık ki fakültelerimiz e, insanlara böyle soğukluk aşınlamaya devam ediyorlar. Elbette ki yani bizim İslami tedize ihtiyacımız var, İlahiyat fakültelerine ihtiyacımız var. Adını tuhaf bulsam da ilahiyat diye bir isim olmaz. İslami ilimler güzeldi ama razı olmadılar. Başka şeyler yatıyor işin içerisinde. İslami ilimler fakültesi olabilir. Buna andıran başka şeyler olabilir. Ama ilahiyet, haşa, ilahiyet biliyorsunuz çoğul bir şey. İlahlar fakültesi mi demek? İlahiyet kelimesi çoğul bir kelimedir. Parçada daha ziyade kullanılır. Ama daha ziyade parça terkip olarak geldiği için şu manaya kullanılıyor. İlahi ilimlerin yahut da dinle ilgili ilimlerin öğrenildiği, yani şarkıyat demek, şartlar demek değildir şartla ilgili bilgilerin öğrenildiği yer demektir. O manaya kullanılsa da diyelim ki bir Arap Farsça olan bu terkibi bilmez. Haşa ilahiyet deyince ilahlarla ilgili ne oldu? Bir fakülte. Yani adı bile berbat. Yani şey olarak İslami İlimler Fakültesi bu açıdan çok güzeldi. Ama dediğim gibi razı olmadılar. İsmi değiştirilmesine ilahiyatlılar izin vermediler. Yani işin içerisinde başka kavga olduğu için kim haklıydı, kim haksızdı? Bu başka bir konu. Ama isim değilsin, bu ad olsun diye bir çalışma yapıldı ve durduruldu. Şey olarak. Bunlara yani bu fakültede elbette ki ihtiyacımız var. Bilgi artması demek, cahillerin at oynamasının önüne geçmek demektir. Ama baştan aşağı burada bir bilgi temizlenmesine ve samimiyet teslimiyetine yeniden elden geçirilmesine şüphesiz katkı olmalı, gayret olmalı, didinilmeli, arzu ve iştiyak duyulmalıdır. Bu şekilde meydan boş bırakılmamalıdır. Geriye dönüyoruz ve diyoruz ki mutlu nikahı nedir? Hem hedef gaye doğru olmadığı için hem de evlilikte istikrar asıl olduğu için zaman tayine doğru olmadığı için kötüye kullanmaya açık olduğu için müminin iffetine, şerefine de zarar getireceği için mut'a nikahı batıldır. İki, muhakkat nikah. Muhakkat nikah ne demek? Vakitle sınırlandırılmış nikah demektir. Peki, yani, mut'a nikahı da böyle arada ne fark var? Birisinde, yani birbirimizden zevk alalım manası garip olduğu için, bu niyetle evlenildiği için, diğerinde iki yıllığına evlenelim gibi arada bu nevi sözler edilmeden, yani diyelim ki şurada gurbette duracağız, işte gurbette evli duralım, sonra gidince herkes kendi yoluna gider manasında bir evlilik yapılmış ise, şey olarak buna muvakkat nikah deniyor. Bir yıllığına evlilik, iki yıllığına evlilik gibi. Yani süreyle belli bir süreyle sınırlandırarak yapılan evliliğin adıdır dedik. Bu da mut'a nikahının dile getirilmese de mut'a nikahının bir başka şeklidir. Yani onda adı söyleniyor ve hedef söyleniliyor. Bunda bekar duracağımıza evli duralım manasındaki bir duyguyla bir araya geliniyor. İkisi de birbirinden kardeşidir. Ama ikisi ayrı ayrı zikrediliyor. Yani isimleri de ayrı ayrı olarak kaynaklarımızda geçiyor. O yüzden her ikisi de aynı gaye ve aynı şeye dayalı olduğu için batıldır. Bu iki nikahın dışında bir de kaynaklarımızda yer alan doğru olmayan günümüzde hala uzantısı bulunan bir nikah çeşidi daha var. Üç diyoruz. Nikahı şigar deniyor buna. Nikahı şigar. Pekala bu nasıl bir nikahtır? Biliyorsunuz evlilik hayatında yani evlenilince erkekler kıza ne verirler? Mehir verirler. Mehir vermek yerine bu mehir vermek yerine kız alıp vermeyi esas alan nikaha denilir. Yani biz sana işte kızımızı vereceğiz. Siz de bize kızınızı vereceksiniz. Mehir karşılığı bu kız o kızın karşılığı olacak şeklinde eski cahiliyede sıkça yapılan, yakın cahiliyede de bunun uzantıları devam eden, kullanılan bir evlenme şeklidir. Halen genellikle daha ziyade doğuda yaygın olarak kullanılan bir evli şekli. Biz size kız vereceğiz, karşılığında siz de bize kız vereceksiniz şeklindedir. Bu tabii kız bundan mehir alamıyor. Eğer öbür türlü her iki taraf birbirinden evlenemez mi? Evlenir. Tavsiye edilir mi? Ayrı bir şey. Çünkü bir tarafta kavga olunca karşıya tesir ediyor. Karşıda kavga olunca bu tarafa tesir ediyor. İki taraf birbirine söylüyor, küsünce başka sıkıntılar orada. Biz ona şöyle yapmayalım, o da bizim kızımıza şöyle yapar, ortaya çıkıyor. Çok tavsiye edilmez ama elbette ki caiz mi? Caiz değildir de demiyoruz ama evlenince kız tarafı nikah alacaksa o kızın olacak. Öbür türlü o karşı tarafta evlenildiğinde mehir bence o kıza verecekler. Öbür türlü kızların eline veya şey, eline bir şey geçmiyor karşılıklı oluyor. Bir taraf yıkılınca öbür tarafın ne olacağı meçhul oluyor. Daha fazla tesir ediyor. Buna nikahı şigar deniyor. Tekrar ediyorum bu İslam'dan önce de vardı. Ee, sonraki yıllarda da cahiller arasında hala devam etti gitti. Bir de şöyle diyelim. Bir e, kız da birisinin evlenmesi karşılıklı birbirine sevdiği evliliği kabul ettikleri için doğru evlilik olabilir. Ama şart koşulanlar birbiriyle evlenmek isteyebilir. Sen onların elini kolunu bağlan bir sıra kız vereceğiz ama siz de bize kız verecek. Belki o kız gelmek istemiyor. Rıza göstermiyor. Belki o aile o kızı yani münasip görmüyor. Veya yani ikisinden birisi ve diğeriyle bir araya gelmek istemeyen iki insanı sen birinci kızı vermek için şart koşuyorsun. Hem o evliliğe hem o evliliğe zarar vermiş oluyorsun. Belki yani birbirine arzu edenler, uygun olanlar evlenemiyor diğerleri yüzünden. Belki de ne oluyor? Birisi evlendi diye istemeyen öbürü de zorunda kalıyor. Bunların her iki şıkkı, her iki tarafı da nedir? Caiz değildir. <laughs> Tarifi esasen yani çıkar nedir, ne şekildir? Yani bunu tarif ederken mehir yerine işte karşılıklı evlenmenin adı tarif ettik. Bu tarifi nereden alıyoruz? Şigarla ilgili hadislerin naklinden alıyoruz. Onların anlatışından alıyoruz. Mesela müttefakun aleyh olan bir hadiste yani Abdullah İbn Ömer Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah anlatıyor. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha ani şigari peygamber efendimiz şigar Geyin harfiyle şigardan nehyetti, yasakladı. Ve huve şigar neye denir? En yüzevvice raculu ibne, e, ibnetehu ev uhtahu el raculu ala en yüzevvicehu ibnetehu ev uhtahu ve leyse beynehuma sadak diyor. Bir kimsenin kızını veya kız kardeşini, karşıdaki adamın kızını veya kız kardeşine kendisine nikahlamasıyla ilgili olarak şart koştuğu ve arada mehir olmayan nikahlara denilir. Tekrar ediyorum. Bir insan da kızını evlendiriyor veya kız kardeşini evlendiriyor. Karşıdan kanın da kızını veya kız kardeşini kendisine eş olarak istiyor. Aralarında o ona verecek, o ona verecek. Arada mehir olmayacak. Böyle bir evliliğin adı şigardır. Allah Resulü de onu yasaklamıştır diyor. Her iki kitapta da Bukhari'de de Müslim'de de yani şu olarak bu hadis nikah bölümünde Bab-ı Şigar diye Şigar'la ilgili bununla başlık bölümde var. Yine Müslim'in rivayetinde La Şigara fil İslam İslam'da Şigar diye bir nikah anlayışı yoktur diyerek az öz bütününü devreden çıkarıyor. Benzeri rivayet Ebu Hureyre'den, Cabir İbni Abdullah'tan, başka sahabilerden de geliyor. Bu bilginin, bu şeyin, böyle bir anlayışın İslam'da yerinin olmadığını vurguluyor. 4. Gizli nikah. Şimdi gizli nikah deyince şu anlaşılıyor. Genellikle anne babadan gizli nikah anlaşılıyor. Yani anne babadan gizli nikah değil de şimdi tarif edeceğim. Şahitler olmadan veya yeterli şahit olmadan yapılan nikahlara denilir. Şahitsiz nikahlara veya yeterli şahit olmadan yapılan nikahlara gizli nikah denilir. Bu tip şeyleri yine hatırlatmak doğru değil. Yani zihin bulandırıcı oluyor ama mecbur da kalıyor insan. Yani söyleyeceğim canlı örnek anlatmaya yardımcıdır daima. İslami bilgisi olanlar içinde yani ayrıca hepimiz içinde ibrettir. Yine hangi badirelerden geçtik? Üzerimizde ne oyunlar oynandı, ne tuzaklara düştük? Bunun ifadesi olarak söylemek zorundayım. Mesela ee, Müslim Gündüz. Hoca ya, yani şey olarak yani nikahları da biliyor ya, e, tabiri caizse, yani içeride anneniz var diyor, anneyi kimse görmüyor Padime Şahin için. içeride anneniz var, aramızda kavga çıktı, bilmem ne oldu, nikahımız e, yara aldı, şimdi onunla nikah tacir edeceğiz. Sizler de kadını görmeyecekler, kapıda da dışarıdan şahitlik yapacaklar. E, Dolayısıyla onlar da şahitlik yapıyor, güya yani ah, anneniz var içeride diyerek nikah tadeler gibi nikah yapıyorlar. Yani evlenecek tarafları yüzünü görmesi, tayin etmesi, bilmesi gerektiği şartları konuştuk. Böyle bir nikah kıyıyorlar. Dolayısıyla bu nikah birlikteliğinde tuzağa düşüyor. Tuzağa düşünce de kameralarla beraber geliyor. O zaman ne hikmetse şahsi davranış olmuyor, bilmem ne olmuyor, gizlilik kanunu, şahsi gizlilik işlenmiyor ama bütün filmi çekecekler de, polisleri de bilmem herkese hazır böyle bir oyun oynanıyor. O salak da öyle diyeceğim aynen çünkü öyle o tuzağa düşüyor. E, neticede bu nikahın adı işte gizli nikahın tam kendisidir. Bu yeterli şartlar oluşmadan, yeterli şahitlik oluşmadan yapılan bir nikah akdinin adı da nitekim talebelerinden evlenecekse adamla e, ben ikinci evlenmek istiyorum deyip adam gibi evlenseydi ya niye bizden ya gizleme ihtiyacı duydu diyenler çıktı. Bu cümlenin bu tarafı doğru. Ama o, o tip insanlar bir taraftan kendilerini bayraklaştırmaya çalışan, bir taraftan da bu nevi e, pislik çukurlarına düşüp duran insanlar e, bize verdiği zararı dağlar kadar. da Onların o zaafını bildiği için durmadan e, bu nevi zayıf fıtratlı insanlar e, tuzağa düşürülüyor. Lekesi İslam'a sürülmeye çalışılıyor. Ondan dolayı hala var mı bunlar? Hala var. Bir tanesi şimdi içeride, bir tanesi dışarıda şimdi. Ne, ne herceler yiyip duruyor şu, şu olarak Allah biliyor. Yakında onun da düşüşünü herhalde görürüz. Bu nevi rezillikler hala işleniyor maalesef. ben Yani tabii onlar ayrı bir problem. Onların kanarak peşine düşen salaklar da ayrı bir problem. Yani insan gibi şey anlatıyorsun yani kabullenmekte zorlanıyorlar. Evren'in nasıl olduğunu anlattığına inanmıyorlar. Bir tanesi var, Trabzon'da Alevi yoktur diyorduk, bir tane çıktı, baştan bir baş belası. Neler iddia ediyor, neler iddia, iddia ediyor, şey, şey olarak onu söylüyorum. İddialarının hiçbir e, mesnetleri, hiçbir ilme dayanmıyor. Çok allame cihan olan zat, diğerler de inanıp peşine düşebiliyorlar. Buna bir hataları görüyoruz. E, bunlar bunlar nedir? Tekrar ediyorum, gizli silahtır, e, işte gizli nikahtır. Hazreti Ömer tarafından şiddetle muhalefet gördüğü demin dediğim gibi bir hakikattir. E, recme derdim sizi diyor bu nevi yetersiz şahit ki onlarınki daha dürüst günümüzden. Tabi e, tabii ismini söylemeyeceğim birisinin e, de var böyle bir şeyim. Hz. E, Hazreti Ömer radıyallahu an e, yani şiddetle üzerinden yürüyor. E, bir taraftan da bir sahabinin e, gizli nikahı olduğunu söyleyemiyorlar ona. E, gizli nikah yani Hiddetle karşıladığını bildikleri için ama böyle bir hata yine cereyan ediyor. Gelen naslarda şimdi bütün bu hakikate delalet ediyor. Anne babadan gizlenen evliliklere gelince yani bu evliliklerin doğru olmadığını, daha evvel anne babanın duymasının doğru olduğunu, annelerin bile rızasını almasının doğru olacağını, evlilik saadetinin sadece iki kişiyle gerçekleşmediğini, ailelerinde birbirine kaynaşmanın evliliği koruyacağını, kollayacağını söyledik. Ama netice itibarıyla şahitlerin hazır olduğu, akli dengesi yerinde ergen yaştaki insanların kendiyle ilgili vereceği kararların özellikle bakire kız bile olsalar Hanefi fıkhında geçerli olduğu nikahların sahih olduğunu dile getirdik. Nikahın sahih olması ayrı bir şeydir dirliğin, düzenin, saadetin yakalanabilmesi, evliliğin isabetli bir evlilik olması ayrı bir şeydir. Evliliğe caiz değiliz ama birbirine uygun mizaşlar evlenmemiş de diyebiliriz. Bu mümkün mü mümkün? İki kişinin birbiriyle ortaklık kurması caiz midir? Hem caizdir hem de İslam'ın teşvik ettiği bir şeydir. Ama bakıyorsun iki insana, bu da iyi insan, bu da iyi insan, ikisinin huyu birbirine uyumlu değil. Ben birilerine dedim. İkiniz de tanıdı dostumsunuz, iyisiniz, şöylesiniz, böylesiniz ve benzeri. Ama bu mizacınız çok farklı. Siz ortak olmayın dedim. Yeni ortaklık kurulmuş birisine bu söylenir mi? Söylenmez. Çok doğru değil. Ama tutamadım kendimi söyledim. Ya hocam dediler şevkimizi kırma. Dedim özür diliyorum. Şevkinizi kırmak istemiyorum söylüyorum. Çünkü siz ortaklığı devam ettirin. Uyumlu çalışın. Başarılı olun. Ben de mahcup olayım. Vallahi size hem dua edeceğim hem de hediye vereceğim dedim. Üç ay sürdü. Üç ay. Hocam sen haklıymışsın biz bilmiyormuşuz. Bilmiyor değil. Söyleneni kabul etmiyorsun. Mizaç farklı. Öbürüne kötü. Sakın dedim kötülemeye çalışma. Ben ikizinizle de sizden iyi tanıyorum. Onu da biliyorum, seni de biliyorum. Hocam bildiğin gibi değil, bayağı bildiğim gibi. Bildiğin, bildiğin gibi değilmiş. Bu ve benzeri insanlar mizaç farkları var. Yani dolayısıyla evlilik de böyle dedi. Evlilik ortaklık gibi de değil. ya. Yani dolayısıyla mizaç farkı olan insanlar birbirleriyle evlenirlerse sıkıntı olur. Hatta Hz. Ömer radıyallahu anh'ın idarecilikle ilgili sözleri ve tasarrufları gerçekten kıymetlidir. O ne diyor? Mizacı mizasına, şiimesi şimenize uyan insanı yanınıza çalıştırmak için alın. İnsanların kendine ait şiimeleri vardır. Sonra Allah'ın kullarına zulmedersiniz diyor. Yani çalıştıracak. Bunun manası şiime ne demektir? İnsanın yol tutuş tarzı, iş tutuş tarzı, üslup tarzı, yaklaşma tarzı için kullanılır. Birbirinden farklı olan insanlar vardır. Yani sen buradan gidersin bir yere gidecekken o başka yerden gitmeyi tercih eder. O farklı olarak yani e, hadiseyi değerlendirir, farklı olarak bakar. Mizacınız, iş tutuş tarzınız, hadiselere değerlendiriş tarzınız birbirine uymuyor. Uymuyorsa insan vardır ters konuşmaktan hoşlanır. İşe tersinden bakmaktan hoşlanır. İnsan vardır tarzları aynıdır çalıştıracak insanı biri alacaksan onun çalışma şeklinin senin çalışma şekline uyacağına dikkat etmelisin. Bir arkadaş vardı ters konuşmaya çok meraklıydı. Dedim Allah için dedim şey sen birisiyle geçinebiliyor musun diye takıldım ona. Vallahi kavga etmedim bir tek sen varsın zaten dedi. Her şeye tersten bakıyor. Kütüphane değil, İçerisine birisi girdi. Şah İsmail'i soruyor. Şah şey İsmail'le ilgili kitap soruyor. Anlaşılıyor ki adam Alevi. Sordu, cevap vermesi gereken de benim. Bir kitap kulübü kurduyduk. Benim hemen atıldı. Yok dedi. Yavuz Sultan Selim var. istiyor mu dedi. Şimdi, şimdi mizacı böyle. Tersten başlamaya şey merak meraklı. Şimdi onun gibi yani şey olarak aile hayatında da oldukça önemlidir. Yani her şey olumsuz bakan, her şeye işte tersinden bakan, her şeyi garip bir şekilde değerlendiren insanlar vardır. Bu açıdan dikkat edilmelidir. Rızalar da dikkat edilmelidir. Ama e, tekrar ediyorum e, misal olarak e, birbirine bakış tarzı uymayan insanların evliliği caiz mi? Caiz. Ama fark ne? Yani geçinebilirler mi? Bu ayrı bir konu. Onun için caizlikle en uyumluyu yakalamak ayrı bir şeydir. Ona da dikkat etmek. Anne babadan e, habersiz yapılanlar uyumlu bir evlilikte doğru bir davranış değildir. Ama günümüzde bir sıkıntımız daha var. Ee, o da nedir? Anne bana giderek gençlerin anne babalardan daha şuurlu bir kıvama geldiğidir. Yani buna bir açıdan seviniyoruz. Niye? Yeni nesil daha şuurlu yetişiyor diye. Bir açıdan üzülüyoruz. Yani eskiden bizim talebelik veya çocuk gençlik yıllarımızda anne babalar çocuklarına hakim olmuyor. Onları yönlendirmeye doğru bir etmeye çalışırlardı. Zaman değişti, şimdi çocuklar anne babalarına e, daha ziyade İslami şuur aşılamaya çalışır hale geldiler. Anne babalardan e, çocukların İslami tavırlarına şiddetle zıt olanları görüyoruz. Biz üniversite yıllarında bir kardeşimizi kazanmıştık, namaz niyaz kılmaya başladı, evlerine gitmiş. Namaz kılmaya, evde namaz kılmaya başlayınca Kızılca kıyamet kopmuş. Anadolu'nun bir şehri, Kızılca kıyamet kopmuş. Bütün sülale başına toplanıyor. Yok doktora götürelim, yok psikoloğa götürelim, yok bilmem nereye götürelim. Yani arkadaş tatili duramadan çıkıp gelmek zorunda kaldı. Gerisin geri eve. Bu ne haller yaşar olduk. E, garip bir dünyada artık yaşıyoruz. Şimdi zamanda ben hep takılıyorum, söylüyorum. Çocuklara e, işte şey yapmayın, sert muamele yapmayın, şefkatli davranın ve benzeri diye tembih etmek zorunda kaldık. Şimdi çocukları toplayarak yavrum ananıza babanıza acıyın artık zulmetmeyin diye çocuklara bir nasihat etmekte fayda var. Anne babalar şimdi aşırı şefkatli hatta hatasını göstermeyecek derecede şiddetli derecede şefkatle davranıyorlar. Şimdi çocuklar anne babasının canını okumaya başladılar. Yani iş giderek tersine döndü. Ne kadar eskinin devamı varsa da ne yazık ki yeninin devamı da var. Yani e, caddenin karşısındaki okula gidecek çocuklar şimdi anne babasız gidemiyor. E, anneler erkenden varıyorlar. Çocuklar caddenin karşısındaki okuldan çıkacaklar, alacak eve gidecek Çantalarını anneler e, taşıyacaklar daha ziyade. Birisi 11 yaşlarında, bir tanesi 12 yaşlarında işte e, belki 9.5 10 olabilir bir tanesi. İki tane çocuğun ikisinin çantasında anne taşıyor. Çocuklar da birbirine itişe kakışa şey yol alıyorlar, gidiyorlar. O günleri yaşar hale geldik. Şimdi bu var. Bir de üzerinde durulması gereken bu bilgilerden sonra geçen gün bir arkadaşınız da hülle nikahı nedir diye soruyordu. Hülle nikahı diye bir nikah var. Hülle nikahının geldiği kelimeyi ilk önce bir söyleyelim kelime halle kelimesinden geliyor. Halle çözdü, çare buldu demek. Hal çaresi diyorlar ya, hal çaresi oradan geliyor. Çözdü, çare buldu demek. Hülle, çare bulma nikahı demek. Peki hala kim için kullanılıyor? Üç talakla boşananlar için kullanılıyor. Üç talakla boşanan bir insan ondan sonra gidiyor, Belli bir süreliğine yeniden kendisini boşamak şartıyla birisiyle evleniyor. Evlendikten sonra ondan boşanıyor. Giderek bu sefer eski kocasıyla evleniyor. Nikah şeyi, boşama şartları yeniden başlıyor. Ayet-i Kerime'yi okumuştuk hatırlayınız. Ancak üçüncü defa boşanan bir insan başka birisiyle evlenmeden kendisine boşayan kocasına yeniden helal olmaz. Ayet-i Kerime bu manayı vurguluyordu. Bunu elde etmek için insanlar ne yapıyor? Kadınlar gidiyor başkasıyla evleniyor. Onunla evlendikten sonra o ölürse veya normalde boşanırsa gidip bir öncekiyle evlenebiliyor. Geri dönelim. Normalde İslam'ın istediği bu nevi hallerde nedir? Şöyle. Birbiriyle geçirmekte zorluk çeken veya bazen insanlar bir de kırılgan oluyorlar. Bazen rahatlık da kırılganlığa sebep olur. Başkası çilelere katlanırken o alışmamış da şey, en küçük bir şeyle kırılma yaşayabiliyorlar. Her neyse sebebi. Diyelim ki olması gereken şu. Yuvayı kurdular. Devam ettiremediler. Ve neticede boşanma karar verdiler. Ve Boşanma ile ilgili bilgileri paylaşırken inşallah detayı ineceğiz. Adam gibi de boşanmayı başardılar diyelim. Sonra iddet devreye giriyor. İddet devresi adet gören kadınlar için 3 adet süresidir. Görmeyen kadınlar için 3 aydır. Şimdi 3 ay yuvarlak da diyelim yanlış olarak ve 3 adet süresi ciddi bir düşünme zamanıdır. Hem çocuk var mı yok mu? Bir de sadece bunun için değil, bunun için var zannediyor. Günümüzde işte utrasa var, yok işte şey tahliller var, tahlillerden belli oluyor. Hayır, mesele sadece o mesele değildir. Mesele nedir? Biz bu konuma nasıl geldik? Niye bu evliliği yürütemedik? Ayrıldığımız şeyler veya boşanmamıza sebep olan şeyler gerçekten bir yuvayı dağıtmaya değer miydi? Bunun yerine şöyle davransaydık nasıl olurdu şeklindeki bilgilerdir. Bu tefekkür dünyası geçti. Veya bir ay sonra, iki ay sonra iddet bile dolmadan yeniden boşandıklarıyla evlenecekler ise iddet dolmadan da evlenebilirler. 15 gün sonra akıl başa gelir. Bir ay sonra boşandık ama gerisini düşünmedik. Şimdi ne olacak? Çocuğumuz ne olacak? Şöyle varsa ne olacak? Sonra yeniden yuva kurarken başka sıkıntılar olmayacak mı? Aynı şeyler onlarla yaşanmayacak mı? Neyse kısaca aile devreye girdi. Bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Kendi akılları başlarına geldi. Yeniden evlendiler. Yeniden devreye giriyor. Ne oluyor? Geriye bir talak gitti, iki talak kaldı. Yine birkaç ay, birkaç yıl diyelim hatta yola devam ettiler. Yine evliliği yürütemediler. Yine boşandılar. Yine aynı düşünme, tefekkür, aynı şey, hesap etme, kitap atma meselesi yaşandı. Sonra yeniden evlenebiliyorlar. Yalnız bu devrede iddetten sonra gidip başkasıyla evlenebilirler. İlle yani üç olmadan e, tamam olmaz gibi bir anlayış var. Tekrar inşallah boşanmada yine onlara vurgu yapacağız. Çünkü bu konudaki bilgiler yanlış, yanlış duymaktan da bıktık zaten. Yeniden üçüncü defa bir evliliği deneyebilirler. Üçüncüde ne diyor Cenab-ı Allah? Ya adam gibi tutun imsakun bi ma'ruf diyor. İyilikle ihsanla tutun. Ev tesrihun bi ihsan. Yine de geçinemiyorsanız iyilikle ayrılın diyor. Ayrılırken adam gibi ayrılın. İyilik güzellikle, iyilik ve ihsanda bulunarak ayrılın. Bunun manası nedir? Siz bu evlilik hayatını üç kere denediniz ve yürütemediniz. yürütme Dünya üç kere basit bir ikişer yıl koysan araya Boşanma devrine koşsan yani 6-8-10 yıl eder neredeyse yuvarlak rakamlarla. 10 yıl bir insan hayatında 2 yıl bile 3 yıl bile çok kıymetli bir zaman dilimidir. Dolayısıyla bu zamanda yaşanan anlaşmazlıklar, gerginlikler, boşanma, boşanmanın getirdiği stres, sonraki devre ve benzerleri insana ciddi bir zaman kaybıdır. Bu devrede insanlar ne ibadetinden huzur alır, ne yaptığı davran iyilik ve ihsandan huzur. Bu kadar ömür boşa harcanmaz. Ne diyor Cenab-ı Allah? Gidin başka yerde saadet arayın. Belki öyle yakala, yakalarsınız. Belki başka bir hayatınız olur diyor. Ama bunu yapmak yerine ne yapılıyor? Onun yerine gidip anlaşılarak birisiyle evleniliyor. Ondan da boşanılıp bir önceki eşine dönülüyor. Bundan sonraki ayet-i kerime onu vurguladığı için. Pekala bu evliliğe ne deniyor? Birinciye eşi yeniden helal hale getirdiği için hülle ifadesi kullanılıyor. Bu evlilik eğer geçici bir evlilikse mut'a nikahı gibi, muvakkat nikah gibi batıldır. Gerçekten evlendi, o evlilik de yürümedi veya kocası öldü, Baktı ki onunla evlenince eski kocasının kıymetini bildi, yaşananları bildi. Şöyle davran yeni bir evlilik tecrübesi oldu. Veya bu insan öldü ama bu arada tecrübesi de arttı. Yani yeniden eski kocasıyla evlenebilir. Yeniden boşama hakkı da üçe döner. Sıfırdan evlilik gibi haklar gerisin geri gelir. Anlaş böldü bir evlilikten sonra. Olması gereken, Rabbimizin istemesi gerek istediği budur. Yoksa anlaşarak evlilik değildir. Boşama evliliği değildir. Ancak bunu dışarıdan bir hakimin bilmesi zordur. Gerçekten mi evlendi? Numaradan mı evlendi? Hakikaten evlilik devamlı olsun diye mi evlendi? Bir yıllığına, üç aylığına, beş aylığına mı evlendi? Bunu sormak da doğru değildir. Ailevi sırlar için. Hakimin bu nevi şeylere karışması da doğru değildir. Dışarıdan mercek tutarak veya mikroskopun altına yatarak öğrenmesi de mümkün değildir. Tahmin etsem bile tahminle ve niyet okumayla karar verilmez netice itibariyle. Hakim buna müdahale edemediği için, karışamadığı için bu nevi evlilik yapılmıştır. Adı da nedir? Hülle nikahıdır, hülle evliliğidir. Peki hala yani Peygamber Efendimiz hülle evliliği için ne diyor o zaman yanlış olarak? Allah Resulü Allahu muhallile vel muhallele leh diyor. Hülle nikahı ile evlenene ve hanımını boşayıp da başkasıyla yeniden ke evlenebilmek için hülle nikahı ile evlendirene kendi lehine hülle yapana Allah lanet etsin diyor. Hülle nikahının İslam'daki hükmü budur. İslam tutarak sık sık hülle nikahıyla suçlandırılıyor alın size hülle nikah ile ilgili Allah Resulü'nün sözü. Bu hadisi Hazreti Ali bir, Cabir İbni Abdillah iki, Abdullah İbni Mesud her üçü de başka ravide her üçü de bu üçünün rivayet ettiği bir hadistir. Tekrar ediyorum Hazreti Ali de rivayet ediyor. Cabir İbni Abdullah da rivayet ediyor. Abdullah İbni Mesud da rivayet eder. Hz. Ali ve Cabir'den gelen rivayetten ziyade İbn-i Mesud'dan gelenin daha yolunun sahih olduğu tespit edilmiştir. Bunu da şunun için aldım. Pekala yani Hz. Ali'den gelen de Cabir'den gelen de nedir? Aynı ifadeyi taşıyor. Demek ki hadis var. Abdullah İbn-i Mesud'un sahihse onlarınki de sahihtir. Zaten böyle görülüyor. Ama Hadis'in sahih, hasen veya zayıf olması hadis'in metnine göre değildir. Hadis'in metni hadis olabilir, sahih olabilir. Senedi ravilerinden birisinde problem olduğu için veya kopuluk olduğu için ona zayıf denir. Hadis, hadis. Ama demek ki Hz. Ali'den gelende ravilerinden birisinde meçhullük var tanınmadığı için. Belki adam çok iyi bir adam. Yeterince tanınmadığı için, Cabir'den gelen de öyle, yeterince tanınmadığı için onlardan gelen rivayet çok güçlü bulunmuyor. Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayet sahih, güçlü bulunuyor. Ama hadis aynı hadis. Anlaşıldı? Sahihti, zayıftı ve benzeri değerlendirme, senet zincirine göre yapılan bir değerlendirmedir. Dolayısıyla hadislerin metin olarak ayrı bir değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Hadis ilmi herkesin oturduğu yerden akıl yürüteceği, emek vermeden sonsuz söyleyeceği bir alan değildir. Biz şimdi sağ olsun ayetleri zahirinden, hadisleri neresinden okuduğumuzda meçhul, yani gayet güzel iştihat edebiliyoruz, fetva verebiliyoruz. Demeyeceğim, fetvanın çok ötesindeki şeyleri de veriyoruz. Evet. Hadis Süneni Ebi Davud'da var. Yine Sünen-i Tirmizi'de var. Sünen-i Nese de yer alıyor. Camul Usul fi ahadisir Rasûl isimli kitabın nikahla ilgili bölümünde de dire rivayetlerle birlikte serdediliyor. Evet. Bunlar ne dedik? Batıl olan evlilikler dedik. Bir de şöylece bağlayalım. Herkesin de anladığı, sizin de anladığınız gibi evlenilmesi caiz olmayanlardan herhangi biriyle yapılan bütün evlilikler batıldır. Süt kardeşiyle evlilik batıldır. Müslüman kadının gayrimüslimle yaptığı nikah bugün akledilse de örnek olarak gösterilse de bazıları tarafından caiz olduğu iddia edilse de batıldır. İddet dolmadan boşandığı eşinden başkasıyla yapılan nikahlar da batıldır. Nişanlılık devresinde nikah kıyıp sonra küsüp ayrılıp tam boşanma gerçekleşmeden gidip başkasıyla evlenmek de batıldır. Bu nev'i şeyleri ne yazık ki sıkça yaşıyoruz, cahillikleri sıkça yaşıyoruz sonra da yani da İslam'da bunun bir çaresi olması lazım gibi yani ondan sonra İslam'ı suçlamaya da çalışıyoruz. Bu, bu ve benzeri. Anlaşıldığını murat ediyorum. Noktayı koyuyorum. Evet. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerine olsun. Rabbim haktan, hakikatten İslam'ın nuruyla aydınlanan temelleri İslam'ı kaydeler üzerine kurulan yuva kuranlardan eylesin. Allah'a emanet olun diyorum. An fulan ile haddetene fulan arasında ne fark vardır? Yani şöyle diyelim. An fulan derken acaba duydu mu? Şeyde uydu mu? Birisi direkt olarak bize hadisi aktardı manası taşıdığı için haddetene kelimesi an fulan kelimesinden daha güçlü kabul edilir. Yani normalde bu detaylardadır. E, evet. diğeri de duymuş olabilir ama aktarımı an fulan diye yapmıştır. Böyle bir ihtimale açık olduğu için Sema'tu bi kulağımla duydum veya dinledim bize hadisi nakletti cümleleri daha güçlü olarak kabul edilir. Aradaki fark odur. Yoksa e, hadisin sıhhati açısından ziyade daha yani gücünün kaç kilo e, külü olduğu açısından önemlidir. Yengem bana çocukluğumda süt enzirdiğini söylüyor. Ancak onun dışında kimse böyle bir olayla hatırlamıyor ve söylemiyor. Evet. Şimdi şöyle diyelim. Peygamber Efendimiz bir evliliğe müdahale etmiştir. Evlenmek üzereyken bir kadın gelmiştir. Siz nasıl evleniyorsunuz? Ben sizi emzirdim demiştir. Peygamber Efendimiz bu evliliği durdurmuştur. Bunun üzerine evlenecek insan gelerek Peygamber Efendimiz ya Resulallah diyor. Yaşlı bir kadın. Doğru da söyle, yalan da söyleyebiliyor. Yani şey olarak Peygamber bir kere söylendi diyor. Yani süt kardeşlik ve benzeri meselelerde ihtimal dahi devreye girecek olsa durdurulmasa faydalıdır evliliğin başındaysa. Ama evlilik kuruldu, çocuklar oldu. Sonrası ise ayrı değerlendirilir. Ama evlilik başındayken ihtiyatlı davranılır. Anlaşıldı. Yenge enzirdim diyorsa bu esas alınır. Bu kişi o yengenin çocuğu gibidir. O yengenin çocuklarından birisiyle evlenemez. Anlaşıldı uzak durulmasına fayda vardır. Bir erkek şahidi ve iki kadın şahidi olmadığı halde yengemi süt kabul etmem caiz mi? Caiz. 3. İmam Muhammed ve İmam Şafi arasında lika gerçekleşmiş midir? İmam Muhammed, İmam Şafii'nin hocasıdır. Lika ne demek? İmam Şafii'nin hocasıdır. Ha Şabi yok. Aferin. Şabi mi? Ulan evet öyleymiş. Hayır. Hayır, İmam Şafii dedik ben de soruya hayret etmiştim. Nikah konusu anlatırken hep bakire kız veya dul kadına göre anlatılıyor. Bekar erkek veya dul erkeğin konumu nedir? Erkek bekar da olsa, dul da evlilik yaşamış da olsa kendi karını kendi verir. Yani evlilikteki boşanmalardan veya şeylerden kadın daha çok zarar gördüğü için kadın tarafı kayırılır. Bilgi olarak, şey olarak eşitlik meşitlik yok. <laughs> Öyle bir şey hayal etmeyin. Eşitlik nerede vardır? Yani kullukta vardır. Ecir kazanmada vardır. Samimiyette vardır. Onlar bile kendi haline bırakınca birisi öbürünü geçiyor. Ama yarış serbesttir. Yarışta eşitlik var. Yanlış olmalı. Değil. Evet. Onun için diyelim ki erkeğin ekonomik durumu zayıf. Kadın ekonomik durumu iyi. Erkek kadına mehir talep edebilir mi? Öyle yağma yok. Evet. Bu, da, bu da bu da fena, fena değil ya gayşerli değil değil mi? Sana tamam. şey alan var, bir tanesi var. Öyle de çıkıyor. Ya hocam diyor, gelmiş hanımı çalışıyor. Ya hocam diyor, hanımın aldığı para diyor ikimizde de yetiyor diyor. Ben çalışsaydım hanım çalışmasaydı diyor, hiç kimse şikayet etmeyecekti diyor. Para ikimizi de yetecekti, gül gibi geçinip gidecektik diyor. Şimdi diyor hanımın çalıştığı ikimizde de yetiyor, hanım tutturmuş ile ben de çalışayım diye. Ne lüzum var diyor. Çalışın. Dedim ki kendisine tercih olarak yani bir evde çocukların nafakası da, hanımın nafakası erkek üzerindedir. Evin kirasını sen vereceksin. Çocukların nafakasını sen vereceksin, hanımın yiğimini, içimini, iskanını ve elbise giyeceğini sen vereceksin. Bundan sorumlusun. Ciddi misin hocam diyor. Yani bu kadar bu kadar rahat yani şey olarak. Ha, hanım da şöyle fıtratla fıtrat da kabul etmiyor. Han, hanım da çok şikayetçi. Onun gibi yani şu Öyle yağma yok. Bir adam karısına açık ve haksız bir şekilde zulüm etse, mesela devamlı dövse ama başaramam, boşanmamakta da ısrar etse, İslam fıkta bunun çözümü nedir? Bugün ne yapılabilir? Tabii yani İslam'ı olsaydı, keşke hakimlerimiz olsaydı, hakim kesinlikle yani hanımına, Fiziki müdahalede yani haksız ve doğru olmayan bir şekilde müdahale etmesi bir cezalandırdı. Ama bunun çözüm yolu ilk önce neden erke harım erkek tarafından aklı başında söz edecek sözünü de kocasına dinlettirecek birisiyle dertleşmeli, açmalı. Dolayısıyla o müdahale etmeli, biraz akıllanmalı, uslandırılmalı. Biraz daha ileri yine olmazsa iki taraftan e, hakem seçilerek mesele bir masaya yatırılmalı, değerlendirilmeli. E, gerekirse e, üzerine baskı kurmalı. E, dolayısıyla o da olmuyor ise e, boşaltmak için daha ciddi şekilde ağırlıklı baskı kurulmalıdır. Dua edin Ebu Hanife'ye göre tehdit aldığındaki boşama geçerlidir. Bazen lazım oluyor. Deminki keserin lazım olduğu gibi. Düğün salonuna girenin imanı çıkar. 40 gün sonra gelirmiş. Bu zaman içinde ölen imansız gidermiş. Bu bilginin doğruluğunu öğrenmek isteriz. Bir tek bugünkü düğün salonlarına gidenin imanı çıkar veya zayıflar. Bu bölümünde hak payı var. Gerisinde hak payı yok. İman gider 40 gün sonra kadar ölen imansızlar bu değil. Düğün salonları, düğün salonuna benzemediği için içerisinde yaşananlar da benzemediği için imanlara zayıflık gelir mi? Gelir, gelir. Hak payı var. Ne, ne, ne gibi? Yani bir sürü atasözü vardır. Yüzde yüz değildir ama anlattığı bir hakikat vardır. Düğün salonuna girenlerin imanını zayıfladı bölümünde biraz hak payı var. Ama bu bilgi doğru değil. Safsata. Yani şüphesiz. Normalde namazını oturarak kılan bir kişinin mazeret gereği dizinde çocuğun yatıyor e, dininde çocuğun yatıyor olmasına mahzuru var mıdır? Farz namaz bu şekilde kılınmaz. Yani çocuğun ne yapacak? Baya uygun bir şekilde yani yatağına koyacak, bir yere koyacak. Namazını kamil kılacak. Dizimde çocuk yatıyor ama oturarak namaz far nafile namazlarda kıyam rükün değildir. Nafile namaz kılabilir, farz namaz kılamaz. 20 yıl önce evlenen bir tanıdığım mehir olarak Kur'an-ı Kerim belirlemiş ve hala Kur'an alınmamış. Nikah sahih midir? Geçerliliği var mıdır? Ee, şöyle diyeyim, bu kişiye e, mehri misil tayin edilmelidir. Yani nikah sahihtir ama e, kadının mehri misil alacağı vardır. Bilesiniz Kur'an-ı Kerim yalnız başına mehir olmaz. Yani şey olarak e, günümüzde Kur'an-ı Kerim kolay basıldığı için maddi değer diyelim, hediyesi yazıyorlar üzerine ama maddi değeri mehir miktarına ulaşmaz. Ömer İbni Hattab halifeliği zamanında peçeli cariye bırakmadı ve şöyle dedi. Peçe yalnız süzde, hürlerin eziyete uğramamaları içindir. Bu durum köle ayırt etmek için herkesin eşit sayılmasına ters değil midir? Yani tekrar ediyorum. Eşit sayılmak konusu çok farklı bir konudur. Yani geçen gün bana birisi telefon ediyor. Diyor ki hocam bir de İslam'da eşitlik var deniliyordu. İslam töleliği kabul etmiş. O açıdan bakarsan İslam'da eşitlik yok. Tamam. Birisi dese ki İslam'da eşitlik yoktur. Bakış açısına göre haklı olur. Bir başkası dese ki İslam'da kesinlikle eşitlik vardır. O da haklı olur. Eşitlik yoktur demekle söyleyeyim. Daha önce söyledim. Herkesin boyu eşit midir? Herkesin maddi durumu eşit midir? Zekası eşit midir? Kabiliyetleri eşit midir? Değil. Ama herkes aynı samimiyetle, aynı ameli istese Allah'tan aynı sevabı ecri alır mı? En gariban olan insan daha samimi bir ameliyle en mevkisi yüksek insandan daha çok ecir alır mı? kapı buna açık mı? Bu açıdan Allah'a kul olmak açısından, takva sahibi olmak açısından ilahi adaletin önündeki eşitlik açısından herkes eşittir. Ama yani kimisi amir olur, kimisi memur olur. Herkes uçağı kullanamaz. Kimisi yolcu olacak. Kimisi hostes olacak. Kimisi şey olacak. Kimisi kaptan olacak. Kimisi mavin olacak. Dünya böyle yürür. O açıdan bakıldığında değil. Mesela cariyelere ve benzeri hizmetçilere yani kölelere tesettürde kolaylık vardır. Niye? Kolları görünebilir. Dizden aşağı. Niye? Çalışıyorlar, bulaşık yıkıyorlar, ediyorlar, gidiliyor da. Onlara ayrıcalık tanınıyor. Aynı ayrıcalık niye hürlere tanınmıyor da diyebilirsiniz. Hadiset bu taraftan, ters taraftan bakarsanız böyle. Hadit Ömer'in uygulaması bu konuda devriyle ilgili. Çünkü şeyler, cariyeler hürlere özeniyor hem hürlere özeniyorlar hem cariyelik ve benzeri sebebiyle hafif hareketler de sergilebiliyorlar. İşte koşturabiliyorlar. Şuna böyle bu şeyin geriye olarak şimdi onlarla hürler karıştırılırsa o devirde sıkıntı oluyor. Ama burada bir gerçek daha var. Örtünmek, başörtü örtmek, tesettürlü davranmak, peçe takmak ve benzeri kimin ma şeyi özelliği hürlerin. Özenti kime? Hürlere. Şimdi özenti kime? Başörtüsü takmayan, bilmem ne yapan, işte herhalde ekrana sanatçı olan çıkmışsa rezillikleri sanat adına sergilemişse bir de cesur oluyor. Cesur sanrı bilmem ne sanatçı oluyor. Şimdi yani bu nevi hasletler kime aitmiş demek ki? E cariye takımına, köle takımına ve benzeriye aitmiş. O tip şey oluyor. O devirle ilgili bir hadisedir. Bağlayıcı bir hadise olmadığı gibi ifade ettiği manayı doğru taraftan okumakta da yani şüphesiz fayda vardır. Yani eşitlik meselesi tekrar ediyorum farklı açılardan bakıldığında farklı değerlerine bir hadisedir. Doğru olan nedir? İlahi adaletin önünde ecir kazanmada haklarını yerine kullanmada ki olan eşitliktir. Bankada yapılan özel sigorta faize giriyor mu? Sigorta emeklilik sigortası mı? Emeklilik sigortasına faizli bankadan bankalar çünkü emeklilik için yatıran paraları çalıştırıyorlar. Eğer faizli bankaysa faizle çalıştırıyor. Eğer finans kurumuysa ticarette çalıştırıyor. Onun da bulanık akıntıları var ama yani netice itibariyle kast edilen e, bu özel sigorta kast edilen şayet emeklilik sigortası emeklilikle ilgili ise ee, biz finans kurumlarından yapılmasını, e, olabileceğini söylüyoruz. Ara sıra da sadaka verilmeli ki hasenat seyyah Evet. Geçen hafta nikah camide yapılır dediniz. Camide yapılması tav müstehap, tavsiye ediliyor. Peki düğün camide yapılır mı? Hayır. Yapılmaz ise niye? Caminin yaptığına uygun olmadığı için. Bir de millet düğüne gelirken ne türlü kıyafetler giyiyor Allah biliyor artık. Evet. Zina ile nesep sabit olmaz dediniz. Yahut demedim. Dediğim şu el veledü lil ne yani normalde nedir? Bir çocuk meşru nikah, nikaha dayalı döşe aittir dedim. Tava, tamam mı? Karşı taraf nesep iddia etse bile dönüp bakılmaz dedim. Anlaşıldı? Ama nesep ile yani Nesebin sabit olması lakin miras ilk gibi tereddüt eden bir takım hükümlerin cereyan etmemesidir. Şafiler ise veledi zina hiçbir şekilde kabul etmezler. Haram ile hürmet, müzahharı gibi bir nimet elde edilmez derler. Biz ise hürmeti, müzahharaya sabit olur demekteyiz. Doğru. Yani bizde e, zina e, olan hiç, hiçbir kimsenin diyelim ki zinadan bir çocuk dünyaya geldi. Babası belli değil. E, kadının meşru nikahı yok veyahut da kocası bu çocuğu reddetti biliyorsunuz mülahana yapılır. Neticede mülahana yapılsa bile artık o babanın e, nesebinde değildir o çocuk kadına nispet edilir. Kadına nispet edilir ne demek? Nesebi sabit olmaz demek. Ancak birisi iddia etse ki bu çocuk bana aittir. Bütün şartlarda tutuyorsa nese buna bağlanabilir. Yani, yani hadisenin detayının detayları var. Ne gibi? Ziyad İbni Ebihi gibi. Ziyad İbni Ebihi meşhur dahilerdendir. Yani üç dahi zikredilir peş peşe birbirine yakın. Üçünün en zekisi bu, budur. Ziyad İbni Ebihi niye deniyor? Babasının çocuğu ne demek? Babası meçhul demek. Ebihi babası demek. İbni Ebihi ne demek? Babasının çocuğu demek. Babası var ama kim olduğu bilinmiyor demek. Bu ne demek? Zina çocuğu demek. Öylece meşhur. Daha sonra iddia edilmiştir. Yani benim kardeşim diye iddia edilen söylemeyeceğim. Yani ona nispet edilmiştir. Ama diğer kardeşler kabul etmiyorlar. Kabul etmedikleri için onlar nispet edilmemiştir. Yani geri dönelim. Ona nispet edilerek yani anı anılıyor. Dolayısıyla yani zinadan bir çocuk olduysa çocuk nesepsizse bir nesebe bağlamak için çare aranır aslında. Ama ortaya kim kimse çıkmıyorsa, kadın iddia etmiyor veya erkek kabul etmiyorsa veya hatta nesebi reddedildiyse yani ciddi sebepler yüzünden ortada da kalabilir. Onun için yani kelime bütünüyle değil yani ama meşru nikahtaki çocuklar neye aittir? O yatağa aittir daima. Meşru ne, nikaha dayalı olan yatağa aittir. Allah Resulü böyle buyuruyor. Evet. Bitmiş. Evet. Sünnet namazlarda Kur'an'ı ezber değil de bakarak okumak olur mu? bu İmam-ı Muhammed'e göre olur ancak mekruhtur. Anlaşıldı. Ebu Hanife'ye göre olmaz. Açık nasıl olduğu için söylüyorum. Olmaz. KYK kredisi almak faiz mi? Yazınızı düzgün yazın. K, K, Y, Y, Y'ye benziyor biraz. K'ler K'lere benzememiş. Bazılara faiz bazılara faizsiz değil diyorlar. Ee, herhalde kredisi almak herhalde şey için e, kredi yurtlar kurumunu kastediyor Yani öğrenci kredisi almak için alınabileceği kanaatini taşıyoruz. Neden? Ee, beyaz eşyaya bağlanıyor. Bazen enflasyona bağlanıyor. Her ikisinde de hedef e, faiz yoluyla bundan kar elde etmek değildir. Devletin uğrayacağı zararı azaltmaktır. Yine de devlet bundan dolayı zarar ediyor. Azaltma hedeflidir daha İslami yolla bu zararlar önlenebilir ama bütün buna rağmen biz bu kredinin alınabileceği kanaatini taşıyoruz. Nokta. Allah'a emanet olun. Ve ahru en enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin.